Bir silah düşünün ki dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı zamanlarda, farklı kişiler tarafından kullanılıp o silahı kullanan kişiler tarafından benzer anlamlar yüklensin. Bir dünya efsanesi olan Kaleşnikov, üretildiği tarihten günümüze kadar öylesine beğenilmişti ki ne zaman dünyada bir nesne alanında çok başarılı olsa hemen o nesneye kendi alanının Kaleşnikov'u damgası vurulmaktaydı. Bugün sizlere uzun uzun Kaleşnikov'un tarihçesini anlatmayacağım. Zaten bu konuya dair onlarca belgesel ve filmler yapıldı. Bugün özellikle de son dönemde Türkiye denilince dünyada akla gelen ve Türk güvenlik güçlerinin adeta yoldaşı olan Kaleşnikov'un kardeşinin hikayesine gideceğiz. Kardeş dedim çünkü eğer iki silaha da yüklenen anlam benzerliği o iki silahı da dünya üzerinde kardeş yapsaydı şüphesiz ki Kaleşnikov'un kardeşi Bayraktar TB2 olurdu. Dedim ya ikisine de yüklenen anlam benzerdi. Yeri geldi bu iki kardeş için özgürlük savaşçısı dendi. Bazen de fiyat performans olarak benzetildiği için kullanıldığı coğrafyalarda aynıydı. Hatta kardeşler arasındaki benzerlikler bununla da kalmayıp ikisi için de dünyanın farklı coğrafyalarında marşlar söylenip adına şiirler yazılıp yeni doğan çocuklara dahi isimleri verilmişti. Peki her kardeşte olduğu gibi bu iki kardeşin hiç farkları yok muydu? Tüm özellikleri benzer miydi? Tabii ki de farkları vardı. En büyük farkları şüphesiz ki Bayraktar TB2 mazlum coğrafyalara umut olurken Kaleşnikov ise kimi zaman terör örgütlerinin kullanımına sunulmuştu. Bu noktada Kaleşnikov'un mucidi Mikhail Kaleşnikov ölmeden önce hayattaki en büyük pişmanlığının geliştirdiği silahların terör örgütleri tarafından kullanılması olduğunu belirtse de aslında onun da pek suçu yoktu. Çünkü silahın kara borsada üretilmeye başlanmasından sonra bu silahı kimin kullanıp kimin kullanamayacağına da o karar vermemişti. Bayraktar TB2 ise gelişmiş son teknoloji ürün olduğundan dolayı zaten böyle bir olayın yaşanma ihtimali dahi bulunmamaktaydı. Belgeselimizin başına giden yolu sizlerle paylaştım ve bence takvim yapraklarını epeyce geçmişe de götürdüm. O zaman şimdi bırakalım da o takvim yaprakları Bayraktar TB2 macerasının başladığı ilk günden itibaren günümüze kadar şöyle ağır ağır aksın. Ben Kaan Samet Dolmaz ve Bayraktar TB2 nasıl İHA'ların Kaleşnikov'u oldu belgeseli hazırsanız başlıyor. Yani Boeing bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Az önce uçak Bayraktar TB2 İHA görevden döndü, indi, dün de inmişti. Toplamda şu anda 1045 saat olması lazım. Muhtemelen herkes, benim gibi her kalkış ve her iniş öncesi, uçak havadayken hop oturup hop kalktı. Ve bir gün inşallah ülkemiz de karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak. Emeği geçen, gönlünü veren, heyecanını duyan ve dua eden herkese helal olsun. O zamana kadar Allah imkan verirse yenilerini. Belki de milli insansız savaş uçağını tamamlamış olacağız. Belki o zamana kadar ülkemizden uzaya gidenler de olur. Biz inanıyoruz ki bunları oldurtan Rabbimiz devamını da oldurtacak gücü verecektir. Selçuk Bayraktar'ın Batman günlüklerini yazdığı zaman o gün 16 yaşında olan ben şayet yanında olsaydım büyük ihtimalle Kızıl Elma'nın uçtuğu ilk gün öngörüsüne hayran olduğumu kendisine söyler. 2024 yılına geldiğimizde de Selçuk abi duan kabul oldu. İlk Türk insansız savaş uçağını yaptın, ilk Türk de uzaya çıktı derdim. Kolay değildi Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam olmak. Hikayemize hazırsanız ilk olarak Bayraktar TB2'nin ilk uçuşundan başlıyoruz. Olay Haluk Bayraktar'ın sözleriyle aynen şu şekilde yaşanmıştı. Keşan'da uçağa uçacağız, izin vermiyorlar. Ya uçağı yaptık, Keşan'da uçağa izin yok. Ankara izin vermiyor uçağın. Ankara'da bizim aleyhimize o babamın maşakılıklı paşa dediği adamlar vardı. Maşakılıklı paşalar izin vermiyor uçağın uçmasına. Ergun Paşa dedi ki ya siz uçurun. O birinci ordu komutanı yani. Keşan da ona bağlı. Ergun Paşa yok yok siz uçurun deyince biz 2009 Haziran'da uçağı uçurduk ve kaçaktı yani. Bayraktar TB2'nin, dünyaca meşhur TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuş. Aslında yaşanılan bu gelişme gerçekten de utanılacak bir olaydı.
İsrail'in Heronlarını parasıyla bile doğru düzgün uçuramadığımız bir dönemde böyle bir şey nasıl olur da kabul edilebilirdi? Selçuk Bayraktar bunu yapanları takoz olarak nitelendirmişti. Uçaklar uçar, önemli olan o takozları kaldırmak demişti. 14 Kasım 2024 tarihine geldiğimizde ise gazete manşetleri sallanıyordu. Bayraktar TB2 tam yüklü olarak 27.030 fit irtifaya çıkarak Türkiye irtifa rekorunu da kırmıştı. Durun, Bayraktar TB2 rekorlarına daha yeni başlıyordu. Çok değil, irtifa rekorundan sadece 2 ay sonra 5-6 Ağustos 2014 tarihinde Bayraktar TB2 tam yüklü olarak 18.000 fit irtifada 4040 km yol kat ederek toplam 24 saat 34 dakika havada kalarak Türkiye rekorunu da kırmıştı. Bu kadar rekordan sonra Türk milleti de yavaş yavaş artık meraklanmaya başlamıştı. Kimdi bu Bayraktar kardeşler? İHA ne demekti? Bayraktar TB2 nasıl bir hava aracıydı? Beklenen tanışma ise 25-28 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Air Show'da gerçekleşmişti. Dillerde ise hep aynı şeyler vardı. Bunu biz mi yapmıştık? Ne yani buradaki sergisi bittikten sonra 2 ay içinde Türk askerleri bunu mu kullanacaktı? 22 Kasım 2014 tarihi Bayraktar TB2 için çok özel bir gündü. Sebebi ise kabul faaliyetleri tamamlanıp o yıllarca hizmet edeceği şanlı orduya teslim oluyordu bugün. Teslim faaliyetlerinden sonra Bayraktar TB2 2015 yılında ilk kez deniz kurdu tatbikatına katılıyordu. Türk mühendis ve teknisyenlerinin emeğiyle ortaya çıkan insansız hava aracı Bayraktar artık göreve hazır. Bayraktar bugün Edirne Keşan'dan havalandı ve Ege Denizi'nde gerçekleşen deniz kurdu tatbikatında görev yaptı. Tatbikata katılan kuvvet komutanlarının sevinci ve gururu yüzlerinden okunmaktaydı. Haklılardı tabii. Bizim kuşumuzdu bir kere Bayraktar TB2. Bu başarılı tatbikat sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ardı ardına Bayraktar TB2 siparişleri gelmekteydi. Baykar tesisleri her gün belki de bu siparişler için gece gündüz uğraşıyordu. Hatta öyle ki Emniyet Polis Teşkilatı da aynı yıl içerisinde Bayraktar TB2 siparişi için talepte bulunmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde insansız hava araçları var. Artık Emniyet Müdürlüğü'nün envanterine de giriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü insansız uçak kullanımına başlıyor. Türk yapımı 6 İHA alımı için anlaşma imzalandı. Deyim yerinde ise Bayraktar TB2 resmen Türk güvenlik güçlerine çölde su gibi yetişmişti. 9 Aralık 2015 tarihi itibariyle Türk kuşu Bayraktar TB2 ilk 1000 uçuş saati kırımsız bir şekilde tamamlamıştı. Kabul edelim, o dönemlerde tüm Türkiye'de büyük bir sevinç ve gurur vardı. Fakat sanki bizim Bayraktar TB2'de bir şeyler eksik gibiydi. Kısaltmasındaki İ harfinin hemen sol tarafına bir S harfi eklenerek 17 Aralık 2015 tarihinde Roketsan Mamle milli antitank güdümlü bombasıyla tam isabetle ilk atışını gerçekleştirmişti. Bayraktar TB2 milli mühimmat, milli akıllı mühimmat Mamle ile ilk atışını başarıyla yapmıştı. Bundan sonra işler çok ama çok değişmişti. Çünkü Türk kuşu Bayraktar, Türkiye'nin yıllardır savunma alanındaki öncü şirketlerinden olan Roketsan ile gücünü birleştirerek Mamle mühimmatıyla yoldaş olacaktı. Hem de ne yoldaş? Afrin'in ıssız sokaklarından tutun, Trablus'un çöllerine, Şuşa'nın ikindi manzarasından buz gibi havada Kiev savunmasına kadar uzanan bir yolculuk. Yolculuğun ilk durağı Suriye olmuştu. Yıllardır Türkiye'ye Suriye sınırında verilen sözler tutulmamış, özellikle de kilis halkının huzuru elinden alınmıştı. Artık buna dur demenin tam vaktiydi. Türk halkının TB2'yi bizzat saha operasyonunda tanıması, Türkiye'nin özellikle de Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG'ye karşı gerçekleştirdiği terör karşıtı operasyonlar ile olmuştu. Silahlı TB2 hava araçları 2016'daki Fırat Kalkanı Harekatı'nda, 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda, 2019'daki Barış Pınar Harekatı'nda ve 2020'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda aktif olarak kullanıldı. Sadece Zeytin Dalı Harekatı'nda Bayraktar TB2 SİHA'lar yardımıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 449'du. Artık diyebilirdik ki bu saatten sonra terör örgütlerine sahada hiçbir zaman huzur yoktu. Bayraktar TB2 Suriye operasyonlarında resmen Türk ordusu için yeni bir çağın kapısını açmıştı. Dünya basını şaşkınlıkla Türk Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı sanki bir simülasyon oyunu gibi gözüken operasyon görüntülerini konuşuyor, yabancı istihbarat birimleri aha şimdi hapı yuttuk dercesine amirlerine hesap vermenin derdine düşüyorlardı.
İzleyenler böyleyse peki ya filmin aktörleri nasıldır? Nasıl olacak? Terör elebaşları için mağaradan kafayı uzatmama günleri de bu operasyonlarla birlikte artık resmen başlamış oluyordu. Lastik yaktılar, çadır çektiler, hatta göremedikleri SİHA'ya hafif makinalarla ateş ettiler. Ama ne fayda? Türk kuşu her an üzerlerinde fırsat kolluyordu. 2019 yılının başlarında ise Bayraktar TB2'ye aslında pek de gurbet olmayan çöl yolları görünmüştü. Yoldaşı Mamle ile birlikte şimdi sırada ata yadigarı Trablus'u savunmak vardı. Bayraktar TB2'ler 2. Libya İç Savaşı'nda 2019 ve 2020 yıllarında Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından aktif olarak kullanıldı ve savaş boyunca Libya Ulusal Ordusu'nda olan hava üstünlüğünü Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin lehine değiştirerek büyük ölçüde ilerlemesinde yardımcı oldu. Dünyaca ünlü Oryx sitesine göre Bayraktar TB2'ler savaş boyunca 9 Panzer S1 hava savunma sistemi, 44 çeşitli hava aracı ve askeri üslerde duran 3 Su-22 savaş uçağı, 2 İl-76 nakliye uçağı, 1 An-32 nakliye uçağı imha etmişti. Ayrıca Oryx tarafından Libya'daki Bayraktar TB2'lerden çok az görüntünün kamuoyuna yansıtıldığı için savaş boyunca imha edilen platform sayısının daha fazla olduğu da açıklanmıştı. Görev tamamdı, Trablus artık güvendeydi. İki yoldaş o dönemde belki de dünyadaki çoğu popçudan daha fazla konuşulmuştu. Sadece hakkında konuşulmamış, aynı zamanda başka bir ülkenin de kanayan yaralarına acaba merhem olabilir mi düşüncesini doğurmuştu. Bayraktar TB2 ve yoldaşı Mamle sanki bir konsolosluk görevlisiymiş gibi dünyaya umut olmaya devam edecekti. Sıradaki görev Can kardeşten gelmişti. Mevzu yalın ayakla Karabağ'dan sürgün edilen kardeşi tekrar öz yurduna baş üstünde geri döndürmekti. Türk makamlar hiç ikiletmeden Azerbaycan'ın Bayraktar TB2 talebini onaylamış, artık Türk kuşuna bir başka Türk yurdunun yolları görünmüştü. Haziran 2020'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, dönemin Savunma Bakanı Hulusi Akar'la konuşarak Azerbaycan'ın Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağını duyurdu. 2020 Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Bayraktar TB2'ler Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne karşı büyük bir başarıyla kullanıldı. Etkisiz hale getirilen 772 hedeften 535'i Bayraktar TB2 ile etkisiz hale getirilmişti. Savaş sonrasında Bayraktar TB2'lerin Ermenistan'a verdiği toplam zarar 1 milyar doları da geçmişti. Her şey adeta bir rüya gibiydi. Yıllar önce can kardeşine helikopter dahi gönderemeyen Türkiye'den Karabağ 44 günde dünyanın gözü önünde adeta söke söke alan Azerbaycan ordusuna yardım eden Türkiye'ye geçiş yapılmıştı. E tabi böylesine şanlı bir zafere bir o kadar da ihtişamlı bir kutlama gerekirdi. Gereken yapılmıştı. Tarihler 9 Aralık 2020'yi gösterdiğinde Bakü'de bulunan Azatlık Meydanı'nda on binlerce Azerbaycan askeri ve Türkiye'den gelen Bolu 2. Komando Tugay'ı Bakü sokaklarını inletiyor. Onları izleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya verdiği mesaj çok açıktı. Kim ki Azerbaycan'a dokunursa karşısında beni bulur denmekteydi. Dünyada ses getiren bu kutlamada Türk kuşu Bayraktar TB2'nin geçtiği esnada Azerbaycan halkı adeta kendi çocuğunu görmüş gibi coşkuyla anı ölümsüzleştiriyordu. Kısacası bir millet iki devlet derken şaka yapmıyorduk. Bakü Fatihi Nuri Paşa sanki sokakta dolaşıyor gibi bir his vardı o gün Azatlık Meydanı'nda. Görev tamamdı. Zulüm son bulmuş, Türk kuşu hem Haluk Bayraktar hem de Selçuk Bayraktar'a Karabağ madalyasını kazandırmıştı. Ama durun, madalyaların daha devamı vardı. Bir diğer madalya sebep ise Rusya'nın Kiev'i kuşatması olmuştu. ...2022 yılına geldiğimizde artık dünyada kendini kanıtlayan Bayraktar TB2'ler için Kiev savunması vaktiydi.
27 Şubat 2022'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Twitter'dan Kiev bölgesinde Bayraktar TB2 tarafından vurulan bir Rus askeri konvoyunun videosunu paylaşmıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yayınlanan video görüntülerine göre Bayraktar TB2 insansız hava araçları, bir tank ve karadan havaya füze sistemleri de dahil olmak üzere Rus askeri araçlarını başarıyla imha etmişti. Ayrıca Bayraktar TB2'nin iki Rus yakıt trenini de imha ettiği bildirildi. Çatışma sırasında Bayraktar TB2 SİHA özellikle de hava savunma sistemlerine odaklanmış durumdaydı. Mayıs'ta yine Bayraktar TB2 Yılan Adası'na asker indiren bir Rus Mi-8 helikopterini bir Tor hava savunma sistemini ve iki Raptor sınıfı devriye botunda imha etmişti. Bayraktar TB2'lerin Ukrayna'daki popülaritesi bir şarkıya da neden oldu. SİHA hakkında yazılan Bayraktar isimli şarkı o günlerde belki her Ukraynalı'nın dilinde de dönmekteydi. Savaş devam ederken Ukrayna'ya Bayraktar TB2 hibe etmek üzere Litvanya, Norveç, Polonya, Kanada ve Letonya'da halk tarafından çeşitli bağış kampanyaları düzenlendi. Litvanya'da 3 adet Bayraktar TB2 hibe etmek için başlatılan kampanyada 3 günde bir Bayraktar TB2'nin fiyatından daha fazla olan 6 milyon avro toplandı ve Baykar tarafından kampanyalara karşı 3 adet Bayraktar TB2 herhangi bir ücret alınmadan Ukrayna'ya hibe edildi ve toplanan paraların Ukrayna'ya bağışlanması istenmişti. Aynı şekilde Polonya'da başlatılan kampanyada da 1 adet Bayraktar TB2 için hedeflenen para toplanmıştı. Baykar yine hiçbir ücret almadan 1 adet Bayraktar TB2'yi Ukrayna'ya hibe ederek toplanan paranın Ukrayna için yardım kuruluşlarına bağışlanmasını istemişti. Ağustos 2023'e kadar genelde Bayraktar TB2 keşif faaliyetleri için kullanıldı. Ancak Rusya'nın hava savunmasının zayıflaması üzerine Bayraktar TB2'ler tekrar sahneye çıkmıştı ve 3 Eylül'de Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Bayraktar TB2'nin bir KS-701 devriye botunu ve bir ikmal kamyonunu imha ettiği görüntüler yayınlanmıştı. Böylesine zaferlerle dolu olayların ardından Türk kuşu Bayraktar TB2 sayesinde Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a da Ukrayna Devlet Nişanı da bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından verilmişti. Karabağ nişanından sonra Bayraktar kardeşlerin almış olduğu ikinci önemli nişandı bu. Hatta Ukraynalıların Baykar şirketine olan ilgisi bununla da sınırlı kalmamıştı. Ukraynalılar belki de ülkelerinin tek kurtuluş yolu olarak gördükleri Bayraktar TB2'leri oldukça merak eden Ukrayna halkının merakını gidermek için Baykar tesislerini de ziyaret etmişti. Ukrayna'nın önde gelen gazetecilerinden birisi olan Natalya Monschuk ve ekibi İstanbul'da 3 gün boyunca Baykar tesislerinde çekimler yapmıştı. Çekilen belgesel neredeyse tüm Ukrayna kanallarında da yayınlanmıştı. Velhasıl kelam, Türkiye'nin belki de tarihinde ilk defa üretmiş olduğu bir savunma sanayi ürününün belgeseli yabancı bir ülke tarafından çekilmişti. Ama öyle sıradan bir belgesel de değildi bu. Resmen Ukraynalı gazeteci Natalya Moschuk ve ekibi Bayraktar kardeşlerin ağzını aramaya, bir diğer deyişle daha fazla Baykar ürününü Ukrayna'ya sağlamayı kafalarına koymuşlardı. Röportaj esnasında sürekli Ukrayna'da açılması planlanan Baykar fabrikasının durumunu soruyor. Daha fazla Bayraktar TB2 ne zaman Ukrayna hava sahasında göreceklerini birinci kaynaktan öğrenmeye çalışıyorlardı. Ama bir noktada hemfikirdi Ukraynalı gazeteci. O nokta ise her fırsat bulduklarında Bayraktar kardeşlerin Türkiye'ye böylesine büyük bir teknoloji hediye ettiğini ve hedefleri olan Kızılelma'ya ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktarmıştı. Vay be, ne macera ama dediğinizi duyar gibiyim. Fakat bu cümlenin sonuna nokta değil bilakis virgül koymak gerekiyor. Çünkü Türk kuşu Bayraktar TB2'nin daha yaşayacak çok macerası, Ali Kınık'ın da deyimiyle bükeceği nice zalim bileği var. Güncel olarak 33 farklı ülkeye satılan Bayraktar TB2'ler için artık Türkiye'de kırılacak rekor kalmadığından gözünü de şu an dünyaya dikmiş durumda. Dünyada alanında en fazla ülkeye satılan insansız hava aracı da ta kendisi oluyor. Şimdi sizlere bu anlattıklarımdan yola çıkarak soruyorum. Sizce de Türk kuşu Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Kaleşnikov olmayı çoktan hak etmedi mi? Bilmem ne, Lockheed falan, bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir.